şair olmayınca böyle oluyormuş. Herkese öğüt vermeye çalışıyor. Herkese sen şöyle ol diye güya yönlendirmeye çalışıyor. Ama ağzından çıkan hiçbir söylemi kendisine uygulamıyor. Terzi kendisine kendini dikemez mantığı. O değil de Hazal gidiyordu arkadaşlar ya. Evet. Hazal gidiyordu yani. O da ayrı bir konu. Hazal'ın ismini kimin yazdığını bana kadar ağladı, çok merak ediyorum. Nasıl ağladı değil mi? Hazal gidiyordu. Üç. Nasıl evet. Ağladı? Nasıl ağladı? Gittiğim için ağladığımı kim söyledi? Hazal gidiyordu ve nasıl ağladı? Gittiğim için ağladığını kim daha söyledi? Daha evvel seni hayal kalkmış hiç ağlamamışsın ama. Kendin giderken ağlıyor musun? Ben kendim bir şey ya. Sırf gittiğim için ağlamazdık. Demek ki evde kalmak çok önemli senin için. Sırf gittiğim için ağlamazlık etmedim arkadaşlar. Semih iki aydan beri biz hani resmen birlikteyiz ve ilk defa koruma altına alırken farklı bir isim söyledi. Zaten oradan bir doldum. Bir de ben ayağa kalktım, yanıma gelmedi. O yüzden ağladım. Kimi yoksa söyledi? Kim gideceğim söyledi? Diye, Ayça'yı söyledi. Gideceğim diye. Ben hep Ayça'yı diyorum. Söyledi. Ben hep diyorum ki Semih karşıma gelir der ki Hazal hani olmuyoruz. Ben bu evden kimseyle birlikte olmam. Kapıda, yolda, orada. Giderken de bir damla gözyaşı dökmem. Semih bunları söylerken niye ağlıyorsun ki? Mutlu olman lazım. Hani şu gözlerini ağlamak yerine biraz görmekle kullansam. İyi de Semih dedi ki giderse Hazal ben de buradan çeker giderim. Ben sadece Semih'in yanıma gelmediği için ağladım yani. İşte böyle bilinsin niye de. Niye ağlıyor o zaman yani Semih için ağlamış da. Sadece yanımda kafamı omuzuna koymak istemiştim ama o kadar yoksa gideceğim diye. Bir şey söyleyeceğim ama Semih'in eleme potasına yazıldığı gün, ayağa kalktığı gün de Semih ile Hazal küslerdi ama Hazal onun yanına gitti. O niye gelmedi ki? Bu, İnat. Tamam, dün, zaten dün Hazal resmen kız dedi ki yani ne dedi bir şey demişti ya hani. Ben buradan için. Gene giderim dedim yani sadece hayır ondan bahsetmiyorum bir ben şey Semih'i seviyorum ben seni seviyorum dedi hayır affettin mi ne falan filan seni şey, beni affet dedim. Bunu bile Hazal söyledi anladın mı ben bunu bile Hazal söyledi çünkü yani. Ben onu kırdım ayrı lafını ama yanına gelmeyecek kadar büyük ama... bir yanına gelmeyecek kadar büyük bir kırgınlık yoktu bence acaba yeterince sevmiyor mu Semih tut ki elendin yani. Bir daha birbirinizi göremezdiniz. Yani göremeyebilirdiniz. Öyle sen gidiyorsun ben gidiyorum falan yok. Didem, bu yarışmanın kuralları var. Didem iki haftada ben bu evdeyim. Her istediği zaman gidemez. Ayça ile Semih'in Hazal'la Semih'ten daha samimi fotoğrafları var Allah aşkına. Ya, sonra evet. İşte ama adam yanıma niye gelmedi? Ben buyum dediğin sürece adam senin yanına niye gelsin? Semih zaten sana set koydu. Dedi ki bu saatten sonra bitmiştir demişti zaten. O lafını yemediği için gelmedi. Çok soğuk anladı ama senin yaptığın ya, bence. Ben aklımda onunla gideceğim diyen kız ilk dakika gider koşar sarılır. Sen böylesin. Bak evden gitmen açıklandıktan sonra gittin sarıldın. Öncesinde Esat, sarıl canımı ye. O daha mantıklı. Düşünsene eğlenme daha ne, şey ben yok. Ben gidiyorum aklımda Semih'le gittim. Geri eve mi alınayım bence. Ne demek bu? Ne? Ben gidiyorum zaten evden elenirsem. Gidenler geri gelebiliyor zaten. Şey, son ayak gider ayak bir sarılayım da çıkarsam geri mi geleceğim? Senin zihniyetin. Hazal bu evden giderse ben de giderim dedim. Ya yemişim ya. Bu evden gittiğimiz zaman biz onu elerdik. Ha ha gider. Sevgi olunca yani. İki dışarı. Çift et ve tırnak ya gibi arkadaşlar, oluyorlar. Ya arkadaşlar ben inanıyorum sevgime anlamı. Kimse zaten size değil inananlar da inandı. En başında Semih inandı. O yüzden siz fazla kasmayın. Anladın yani mı? Yani o arada et tırnaktan ayrılıyor gibi oldu. Kız evet. Ayakta Semih gelmiyor. Şimdi şu anda böyle bir pozisyonda gelmeyeceksen daha ne zaman geleceksin? Ben de Semih'le Hazal'ın aşkını ölçmek ne bana ne size ne kimseye kaldı. Ama bu onlar evde, ikisi halleder. Biz ölçmüyoruz ki biz fikrimizi söylüyoruz. Sen bence çok fikrini söylüyorsun Semih hakkında Nazlı. Çok dikkatimi çekti. Ne düşünüyorsun hadi Mehtap herkes hakkında aynen, fikir var söylüyor. Sen ne kadar Semih hakkında hala yorum yapıyorsun? Hala ondan etkilendiğimi falan mı düşünüyorsun? Bu kadar olabilir. Çok bahsini İçinde kalmış da olabilir. Ne alakası var Didem? Sen burada bas bas Aykut'u savunurken kimse sana bu kadar yüklendi. Yüklendi. Zaten biz onu diyoruz. Yüklenmedi mi? Pardon beni burada canımı okudunuz. Bir hepimiz ben daha iyi yüklendik. Ama o konuda haklılar. Benim şu an bir tanıma yolunda olduğum ilişkim mi var? Aynı anda konuşuyoruz. Onların bir ilişkisi vardı tanıma yolu ama sen gelip tanışma yoluna girmek istedin. E tamam şu an olmadığımı da söyledim. Ne alakası var bu evde? Bu evde herkes hakkında fikirlerini söyleyebilir Ayça. Ben de dışarıdan gördüğümü söylüyorum. Biz de söylüyoruz canım. Semih aday gelen biz de senin alakalı dışarıdan gördüğümüz söylüyoruz. Söyleyebilirsin. Ben sana benim hakkımda yorum yapma demiyorum zaten. Anladın mı? Evet, ben sana yorum yapma demiyorum. Zaten diyemezsin. Zaten demiyorum Didem. Evet. Diyemezsin deyip beni şey yapma. Hayır diyemezsin çünkü sen aynı konuda Aykut'la burada yorum yapıp bır 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 diyemezsin konuşup. Diyemezsin deme o zaman burada anladın bizim, mı? Diyemezsin Ayça diyemezsin Ayça ben bir tespitte bulunmuşuz. Söyledik eleştiriye açık değilsen burada ne işin tamam var abi, arkadaşım? Tamam abi ben de kendi tespitimi tamam. Söylüyorum. Ben korumamı veririm. Bende hatırı var yani. Gidip de hani şu an adayım yok bir şeyim yok. Başkasına vermek istemiyorum anladın mı? Bende hatırı vardır Gökhan'ın.
ki o söyledikleri de çok doğru yani. Değer vermişsin tabii ki orada uyaracaksın. Tabii ki yani onun iyiliğini düşüneceksin. Siz şunu mu demek? Ben de aynı şekilde onun iyiliğini düşünüyorum. Ama önünü kes. Bitmedi. Bunlar bir şekilde tekrar barışacaklar mı? Hayır öyle bir şey demiyoruz. Değil. Biz sen şunu anlamadık. Gökhan her olayda... Yeniden mi başlayacak diyorlar? Hayır. Yok. Kıskanıyor. Hayır anlatmak istediğinde kardeşim. Ben de bunu gözlemledim. Bak senin arkadaşın olarak söylüyorum. Ben de gözlemledim de ben önce sizin Gökhan'ın her fırsatta Rabia'nın Aykut değişini Rabia'nın suratına vurması. Her fırsatta. Bir dakika onu benim de suratıma vuruyor Gökhan. Onun sebebi ne ama biliyor musun? Vuruyor. Senin suratına vursun vurmasın. Seninle bir yola girmemişti ama Rabia'yla bir tanımıyorlardı. Rabia'nın sebebi ne biliyor değişik. Musunuz? Bak Gökhan niye Rabia'ya bu şekilde yapıyor? Sebebi tamamen şu zamanında bir yola girdiler abi. İyi kötü onun için Rabia için bir şeyler yaptı ve o zaman o da hani Rabia Aykut muhabbeti yaptığında çoğu kişi ona inanmadı. Hem burada hem dışarıda. İnanmadılar. O da şimdi bak ben haklı çıkıyorum. Rabia bunu yapıyordu. Evet, ama en sonki galada birkaç tane daha farklı ilgisi yani benim de dikkatimi çekti ama ben de kıskancım. En basit ne biliyor musun? Bak hayır mi? En basiti bak belki o soruya kadar inanmamıştım ama en basit şu. Sen Rabia'ya kıskanıyor musun kıskanmıyor musun? Ben kıskanmıyorum. Hayır kıskanmıyorum dedi. Kıskanıyorum dedi. Cevap vermedi. Bir de şey dedi ya insaniyetten bir şey dedi ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok normal şeyler. Tam tersi normaldir. Olsa yalan söylüyor diyeceksin. Hayır abi ya şunu da söyleyeyim. Ben şöyle olacağını düşünmüyorum. Şimdi o Aykut aday meselesinden sonra Gökhan'la senin aranda çok ağır konuşmalar oldu. Ben Gökhan'la beraber olmak istemiyorum. Hayır. Beni yanlış anlamayın. Ben ortaya söylüyorum. Ben istemiyorum yani. İsteyen üstüne alınsın. Ben istemiyorum. En sonki olayda siz Gökhan'la birbirinize çok ağır şeyler konuştunuz. Özellikle Gökhan o kadar sana söylediği laftan sonra, o Aykut meselesinden sonra, şaka da olsa Adnan meselesinden sonra sana dönecek bir adam değil zaten. Bana dönmesin zaten Aycan. Ben öyle bir şey mi söyledim? Sen yeter ki sen...